Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Ekim 2018 Salı günündeyiz. Bugünkü videoda arkadaşlar üçgen prizma, kare prizma ve dikdörtgen prizma yapıp ayrıntılı bir şekilde çizimini, kesimini ve nasıl yapıştıracağımızı göstereceğim. Arkadaşlar kolay tekniklerden bir tanesini hemen şimdi başlangıçta söylüyorum. Dediğim gibi hangi kağıtta çalışacaksanız fon kartonu ya da mukavva ne olduğu önemlidir. Öncelikle arkadaşlar böyle bir müsvedde bir kağıtta müsvedde olarak bir elle çizimini yapın. Ölçüler olmasa da olur. Mesela üçgen prizma dedik. Mesela şöyle üçgenimizi çizdik. Üçgen prizmada tabii doğal haliyle 3 tane kenar olacağı için bir kenar zaten buraya yapışık olacak. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar şöyle 3 tane kenarını çizdik. Açılımı bu şekilde. Yapıştırma alanlarında dediğim gibi şuradan da yapabilirsiniz. Şuradan da yapabilirsiniz. Bunlar zaten buraya yapışacak olan. Bir tane de şuraya yapacaksınız. Şu alanda buraya yapışacak. Sonra da kare ya da dikdörtgen prizma dedik. Kare ya da dikdörtgen, yani çok fark yok arasında. Mantık olarak aynı. Şimdi mesela kare prizmayı göstereyim. Hemen şöyle bir karemizi çizdik. Şeyle, normal küple benzerliği vardır. Onu da söyleyeyim. Mesela şu uzatalım şu şekilde. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3. Demek ki nedir? 3 tane daha bizim yerimiz olacak. Kenarımız olacak şu şekilde. Bir de alt kısım var dedik. Bu şekilde. Bunları bu şekilde yapıştırabiliriz. Dediğim gibi şu yandaki kulaklar burada da olabilir. Yani burada da olabilir. Çok bir farkı yok. Bu arada arkadaşlar tabii şuradaki alt parçayı unutmuşum bu arada. Hemen şunu da şöyle yapıyoruz. Bu da yapışacak olan yerler. Müsveddesini çizdik. Bu kare olduğunu söyledik. Yani dikdörtgende de mesela dikdörtgen prizma yapacağız diyelim. Onu ben daha doğrusu yapılmış halini şöyle 3 boyutlu olarak çizmeye çalışayım. Mesela bakın. Şurada görmüş olduğunuz dikdörtgen bölüm. Arkadaşlar dikdörtgen. Bakın bu böyle uzadığı zaman prizma. Kare. Uzadığı zaman kare prizma. Üçgen. Bu da bu şekilde üçgen prizma. Bir fon kartonum var. Şöyle üstte. Altta da mukavva var. Mukavvayı herhalde yine bir dahaki videoda yapacağız. Şimdi tekrar fon kartonu gösteriyorum. Üçgeni 5 santim olacak şekilde bir prizma yapacağız. 5 santim ve dediğim gibi 4 kenarı olacak. Yine çok kenardan başlamıyorum arkadaşlar. Şurada bir ben bunun pay ayıracağım. Diyelim yine ne var? 2 santimlik bir pay ayıralım. Santimlik bir pay. Uzun cetvelimizi alalım. Şöyle bir işaret çizgimizi koyalım. Bu bizim kenar boşluğumuz olsun. Yine 2 santim bir boşluk koyalım. Bu bizim kenar boşluklarımız arkadaşlar. Şimdi üçgeni çizmeden önce arkadaşlar şurada öncelikle üçgenin prizma olan kısmının uzun kısımları yapalım. Şimdi 5 santime 5 santim üçgen dediğimiz için ne yapar? Mesela aşağı yukarı şöyle 30 santim bakın. 5 santimlik ölçü şurada. 25'ten 30 aşağı yukarı şuraya kadar geliyor. Ne yapacağım? Ben demek ki biraz da aşağıdan şuradan başlayabilirim. Garanti olsun diye. Prizmamızın uzunluğu da yani şu normal ölçülerde 10 santim olabilir. Yani 10 santim gibi yapabiliriz. Yani şuradan itibaren arkadaşlar ben kılavuz çizgimden itibaren şurada 10 santim bakın işaretledim. Evet. Şimdi 5 santim olacağı için zaten buradaki referansım belli. Yani 5'e 10 santim 3 tane parça yapacağım. Şimdi hemen dediğim gibi şuradaki işaretlediğim yeri fon kartonun gönyesine güvendiğim için şuradan ölçtüm. Mesela işaretlediğim kaç gelmiş? 5,5. 5,5 santim hemen şuradan alıyorum. Evet. 5. Ne dedik? 3 tane 5 15 yapar. Buradan 15'e kadar gidebilir. Şuradan işaretimi koydum. Bakın sağ taraftan şuradan hiza aldım. Zaten 21,5'u buldu. Şuradan hemen 15 santime geldim. Biraz geçti. Önemli değil. Şurada işaretini koydum. 15'lik. Evet. Tekrar kontrol yapıyorum. Çizdiğim çizgi bakın. Fon kartonunun bitiminde ya da işaretlerimde 5,5. Aynı şekilde burada da. Burada da 5,5. Evet. Şimdi buradaki ölçüyü ne dedik? 10 santim demiştik. Tekrar şuradan aldık 10 santim. İşaretledim.
bir birleştirmemi yapıyorum. Biraz geçtik. Şimdi ne yapıyorum? 5 santim, 10 santim ve 15 santim bitim noktamız. Aynı şekilde yukarıda da yapıyorum. 5, 10 ve 15. Şimdi birleştiriyorum. Evet. Bu yapıştırma kulağını yani buradan veya da buradan yapabilirim. O çok önemli. Şimdi üçgenimizi çizeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şu parçaların uç tarafına herhangi bir yere şuraya, şuraya, ortaya ya da sola ekleyebilirsiniz. Ben hani ortada olsun diyelim. Ortaya koyacağım, yerleştireceğim. Üçgen dediğim gibi eşkenar üçgen olacağı için eşit yani her köşe uzunluğu 5'er santim olacağı için doğal olarak da açıların hepsi de 60 derece olacak. 5 santim boyunca şöyle bir çizim yapabilirim. Bu bir seçenek. Şurada 5 santimi şurada işaretleyebilirim. Ya da bakın gönye var. Gönyeli de şuraya koyduğum zaman tam orta şu noktayı merkeze aldığım zaman buradaki 60 derece arkadaşlar tabi 60 ve 120 yazıyor. Şuradaki 60 dereceyi işaretlersem şu nokta ve şu noktayı kesen açı zaten 60 derecedir. Aynı şekilde bakın buradan da deniyorum. Evet. 60'ta buradan bu şekilde. Tepe noktamız burada. Arkadaşlar tabii şimdi kalem biraz kalın olduğu için milimetrik farklar oluyor. Hani şu an tam görünüyor mu size net bir şekilde bilmiyorum. Yine ölçüyle yapmam daha iyi. 5 santime 5 santim bakın. Şöyle 5 santim. Şurası da 5 santim. Dediğim gibi şöyle 5 santim burası, 5 santim burası. Aynı şekilde burası da 5 santim. Şurası da 10 santim. Evet. Aynı üçgeni aşağıda yapacağız arkadaşlar. Gönyeli açı olarak biraz tutmayabiliyor. Mesela 5. Bakın göz kararı şöyle koydum. Çizmiyorum. Hemen şuraya bakın nokta koyuyorum. 5 santimmiş gibi. Bakın şurada noktayı koydum. Diğer taraftan da alıyorum. Bakın 5 santim. Evet. Evet, birleşme noktaları burası. Sonra birleştiriyorum arkadaşlar bu şekilde. ...60 derece olması lazım. Yani tutuyor gibi. Çok az milimetrik dediğim gibi kalemden kaynaklanan farklar oluyor. Gördüğünüz gibi 60 derece. Şu an gördüğüm tam oradan bilemiyorum. Şurayı da kontrol edelim. Hemen baktım. Yani oturuyor gibi hemen hemen. Şuradakini de ölçelim. Yani aşağı yukarı oturuyor gibi. Ama kesim daha rahat olabileceği için bence şu üst kısımları yapsanız daha iyi olur. Üstünde şöyle kulaklarımızı yapacağız. Hemen şuraya da yapıyorum. Ve yine sol tarafa yapıyorum. Diğer kulağa. Evet. Bir parça zaten buraya sabit bağlı. Diğer parçalar da bunlar. Şu an üçgen prizmamız kesime hazır arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde bakın. Kullanacağım, çalışacağım parçayı ayırdım. Rahat çalışmak için ana kartondan. Bu şekilde kaldırıyorum. Evet, şimdi katlama işini yapıyoruz. Aynı şekilde küçük cetvelle. Evet arkadaşlar, katlama işi bu kadar. Şimdi yapıştırabiliriz. Fon kartonla çalıştığımız için fon kartonu ince. Uhuyu çok az sürmeniz yeterli.
Evet, prizmamız, üçgen prizmamız hazır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.